Merhaba arkadaşlar, Ritmik Uzman hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kızartmalık biber nasıl kurutur onu paylaşmak istedim. Artık kışa hazırlıklar yavaş yavaş başladı. Ben her zaman böyle kendi kurularımı kendim kurutuyorum, dolaba koyuyorum. Genellikle kuru kurutma taraftarıyım. Kurunun tadı apayrı oluyor bizim için. Sizlerle de paylaşmak istedim. Burada görmüş olduğunuz gibi ince sivri biberlerim var. Çankırı biberleri bunlar tabii ki de. Normal doğal bahçeden topladığımız biberler bunlar. Bunları görmüş olduğunuz gibi yorgan ipliğine geçireceğim ben. Yorgan ipliğinde daha iyi sağlam kopmasını istemiyorum çünkü. İnce ipte daha çabuk kurur ama bu daha sağlam olacağı için ben buna dizeceğim. Dilerseniz tek tek başlayalım. Bu saplarını koparmıyorum. Direkt bu şekilde. İsteyenler bunun ortasına şöyle bıçakla yarabilir daha tez kurusun diye. Ama bu şekilde de kolaylıkla kuruyabiliyor. Bu şekilde tek tek biberlerimi dizeceğim arkadaşlar. Sonra bunu güzel bir şekilde güneşte kurutacağım. Kıpkırmızı olana kadar. Buraları hızlı bir şekilde geçiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi biberlerimi iplerime dizdim. Bunu güneş bir yer gören bir yere asacağım arkadaşlar. Siz bunun yeşil kurumasını istiyorsanız eğer güneş almayan bir yerde yavaş yavaş kurumasını bekleyin. Eğer herhangi bir örtünün üzerine serecekseniz de üstüne ince bir örtü örtün ve yeşil kurusun. Ama hasta olan kırmızı kuruması bence. Kurunun en güzeli kırmızı olanıdır. Ben de öyle yapacağım. Bunları güneşte kurutacağım. Bunları şimdi ben asacağım. Astıktan sonra kurusunu sizlerle paylaşacağım yine. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi kıl ince sivri biberlerim bu şekilde kıpkırmızı kurudu görmüş olduğunuz gibi. Kuruma süreci bir hafta sürdü. Bir hafta sonra ipe dizmiş olduğum sivri biberlerim bu şekilde kurudu. Herhangi bir tuz falan dökmedim. Tuz da dökmeyeceğim. Bunu bu şekilde balkonuma atacağım. Bu şekilde muhafaza edeceğim. Ya da herhangi bir patika bezine de bunları koyabilirsiniz arkadaşlar. Kışın afiyetle Rabbim mağazaları yedirmeyi nasip etsin. Ritmik Mutfak'tan bugünlük bu kadar. Kışa hazırlıklar devam ediyor. Umarım size bir nevi faydam olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.